bir görüntü getireceğim. Evet. Bir görüntü getireceğim sizlere. Anayasa Mahkemesi'nde dün yaşandı bu görüntü. Bunu bizim dikkatimizi çekti. Sizlerle paylaştık dün akşam. Hatta MyNet'te bugün aldı, kullandı. Ve çok enteresan bir görüntü bu. Anayasa Mahkemesi salonu. Yeni başkan, yeni bir üye var. Yeni başkanın ismini, dur bakayım yazmıştım ama. Ahmetciğim, Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanın ismini Kadir. Kadir Özkaya, evet. Kadir Bey, Kadir Özkaya yazayım buraya da özberleyeceğiz artık yani zamanla ezberleyeceğiz. Yeni bir üye var, ona cübbe giydiriyor. Erdoğan da orada işte konuşmalar var, bilmem neler var. Sonrasında cübbesi giydiriyor ve iki yüksek hakim, Anayasa Mahkemesi'nin başkan ve yeni üyesi Erdoğan'a doğru gidiyorlar. Elini sıkacaklar. Üstlerinde cübbe var. Zaten elbiselerin düğmeleri, içinde giymiş oldukları takım elbisenin düğmeleri ilikli. Saygı gereği neticede devletin başı orada. Ama giydikleri cübbe onları ayırıyor artık. Ve bu iki kişi kendi elbiselerin düğmesini iliklemek yetmiyormuş gibi cübbelerinin de önünü kapattılar. Bunu izletebiliyor muyuz? İzletme imkanımız var mı? Bir verir misin? Lütfen. Önünü kapatıyorlar, kapatma gereği duyuyorlar. Sayın hakimler, ben size işinizi öğretmeyeyim. Ben size işinizi öğretmeyeyim. Neden? Bakın, neden cübbenin içinde veya cübbe siyahdır tamam, biliyor çok musunuz? Güzel. Neden burada noktalayabiliriz. Evet. Videosu var mı? Direkt varsa direkt videosunu izleyelim. Hukukta. Çünkü renk olmasın. O yüzden sebebi ilik olmalar ve ilik olmamasının sebebi yargı kimseden emir almadığı, bağımsız olduğu için kimsenin kardeşim önünde ya iliklenmesin diye cübbenin düğmeleri yoktur. Bunu peki, ben mi öğreteceğim abi sizlere? Çok teşekkürler. Ben mi? Ve işte maalesef yargının geldiği durum bu. Yüksek yargıdan bahsediyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin başkanı ve üyesi cübbenin de önünü kapatıyorlar sayın yargıçlar. O cübbenin ne anlama geldiğini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bakın bir kez daha söyleyeyim. Cübbenin rengi neden siyahmış biliyor musunuz? Çünkü siyah içinde renk barındırmadığı için. Adaletin renk vermemesi gerekiyor. Tarafsız görünmesi için. İki, cübbede ilik ve düğme neden yokmuş biliyor musunuz? Tarafsız ve bağımsız olduğunu gösterebilmesi için. Tarafsız ve bağımsız olduğunu gösterebilmesi için, özellikle de bağımsız olduğunu gösterebilmesi için cübbenin önü açık olurmuş. Orada böyle yapılmazmış yani. Bunu benden daha iyi biliyorlar. Peki cübbenin cebi var mı? Cübbenin cebi de olmazmış. Onu da not aldım. Güzellikle okuyayım. Cübbenin cebinin olmamasının sebebi kamu hizmeti olduğu için cübbenin cebi olmazmış. İşte böyle bir durumdayız. Siz artık düşünün, yargı nasıl emir alıyor, yargı nasıl emir almaya devam edecek ve işte bu şekilde verilen görüntü, cübbesinde düğme arayan yargıçlar Anayasa Mahkemesi'nde kararları verecekler önümüzdeki süreçte. Anayasaya geleyim buradan. İşte bakınız, Anayasa Mahkemesi çok...